Evet efendim, öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Evet, tabii bugünkü konumuz kilolarımızı nasıl muhafaza ediyoruz? Pandemi döneminde nasıl dikkat ettik kendimize? Peki sizden nasıl dikkat ettiniz kendinize? Ben hamileydim. Hamileyken yemediğim zaman kilo aldım. Doktorum çok güzel bilir. Yedikten sonra kilom kesildi. Çok güzel bir şekilde 7 kiloyla şeye girdim, doğuma girdim almış vaziyette. Tabii şimdi de bebek oldu. Yani onları da attım, eski halime döndüm. Biraz şişkinliğim var, o da geçecek. Peki. Şu anda biraz hastanede. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettin? Doktorum için. Hani doktorumu çok seviyorum. Çok iyi, çok ilgili. Acayip derecede de memnunum. 10 kere de olsa 10 kere de ona gelirim. Zaten 8 yıldır da onunlayım. Evet. Doğumunuz. Evet, iki çocuğum. Bu ikinci çocuğum. İkincisini de onda yaptım. İlkini de onda yaptım. Gamze Baykal. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii yeni yüzyılı Avrasya Hastanesi'ni nasıl gördünüz? Yenilenmiş bir yapısı var şu anda. Evet, çok gayet güzel oldu. Eski haline nazaran çok çok güzel. Hani insanı cezbedecek şekilde yaptılar, evet. Ve temizlik, hijyen çok önemli. Evet. Sosyal mesafe kurallarını var. Evet, burada var, evet. Yani şey dikkat edin. Aynen öyle, evet. 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 Tavsiye eder misiniz hastaneyi? Hastaneyi de tavsiye ederim. Hastaneden ziyade doktorumu çok 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 tavsiye ederim. Hani Gamze Baykal'a acayip derecede tavsiye ederim. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, bu hafta konumuz kilolarımızı nasıl muhafaza edeceğiz? Tabii obezite olursak farklı yöntemler var. Mide ameliyatları gibi, botoks gibi, mide botoksu, mide balonu gibi. Peki sizler kilonuzu nasıl muhafaza ediyorsunuz? Nasıl dikkat ediyorsunuz beslenmenize? Fazla yememeye çalışıyorum. Yürüyorum akşamları. Spor yapıyorum. Pandemiden dolayı yani içeride olduğumuz için çok yürümeye başladım yani. Yürüyüş evet, yapıyorum. O süreçte kilolar alındı. Alındı tabii. Evet. Alındı tabii, bayağı bir 90 kiloya çıktım. Evet, bayağı bir kilo şu aldım. Yani. Vermeye çalışıyoruz. Kız kardeşim rahatsızdı. Onu getirdik buraya. Şu anda Avrasya Hastanesi. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Memnunuz. Personelinden, doktorundan, her yönden yani. Ben 25 senedir yani bu hastaneye gidip geliyoruz. Gerçekten de çok memnunuz yani. Tabii yenilenmiş bir yüzü var şu anda. Çok güzel olmuş. Beğendiniz mi? Evet. Laboratuvarı olsun, yani giriş olsun, her konuda çok güzel yani. Hizmet veriyorlar, doktorlar olsun, hemşireler olsun, yani hostesler olsun, memnunuz gerçekten. Tavsiye ederiz. Tavsiye ederiz, evet. Peki efendim, çok... geçmiş olsun. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. İyi günler size, kolay gelsin. Az yiyorum, sık yiyorum. Evet. Yürüyüşlerinizi yapıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Çok geziyorum. Çok uyuyorum. Yani sağlıklı bir insanın yaptığı her türlü aktiviteyi yapıyorsunuz. Bol yürüyüş, bol spor. 8.30'da yatıyor, 6.30'da kalkıyor. Çok güzel. Uyku düzeni de güzel. Evet. Yememe içmeme dikkat ediyorum. Yağlı yemek yemiyorum. Kızarmış yemek yemiyorum. Tabii pandemi döneminde de evdeydik. O süreçte de kendinize dikkat ettiniz mi? Ediyorum. Her zaman ediyorum. Her zaman gidip gidiyorsunuz. Her zaman. Peki şu anda Avrasya Hastanesi. Avrasya'dayım. Neden burayı tercih ettiniz? Burada hanımı getirdim. Muayene olacağız. Muayene olacak. Evet. Nasıl, memnun kaldınız mı? Memnun kaldık biz. Şey okuluyor, 25 senedir buraya girip gidiyoruz. Neden peki 25 senedir bu hastaneyi tercih ediyorsunuz? Hizmetleri güzel. Hizmet veriyorlar. Doktorları güzel. Evet. Öyle insanlara hor bakmıyorlar, tepeden bakmıyorlar. Saygılı duruyorlar. Evet. Memnunuz, onun için geliyoruz. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. İyi günler. Evet efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, siz neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Beni getiriyor zaten, 25 senedir ben buranın hastasıyım. Evet. Tuğba Hanım'ın Türkan Hanım'ın, Celal Bey gitti, Celal Bey'in, o gittikten sonra Emel Hanım'ın, şimdiki de buraya geldik, Ali Bey'e geldik şu anda da. Neden peki? Ben ilk baştan buraya getirildim, Türkan Hanım Hoca'ya. Burada bayağı bir yattım, sonra Banu Hanım'a, bayağı onda da yattım. Ondan beri
Onların bana hizmeti çok güzel. Tüken Hanım'ın her şeyimi biliyor. Her şeyimi anlıyor. O sebepten buraya geliyorum. Memnun oldum. Memnun oldum. Hiç bırakmadım. 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 Hiç bırakmadım. Peki yenilenmiş yüzünü nasıl buldunuz hastaneye? Çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Allah hayırlısı olsun herkes için. Sizler için de bizim için de. Peki efendim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun.